Evet, yuvamızdayız, evimizdeyiz diyelim ve hızlıca başlayalım Murat evet. Özer'e. Buyurun. Turşuyu da ekle. <laughs> evet. Turşu da var, onu unutmuştuk. Ee, onunla ilgili konuşacağız. Şimdi yalnız tabii ki TV8'de bir şeyler saydım ama unuttuğumda bir şey var. Bir rekora imza atıldı Survivor'da, onu da unuttuk. Ne rekoru? Evrim. 10 oyun üst üste kazandı. Evrim 10 oyun üst üste kazanmış ve Survivor'da bir rekora imza atmış. Bu yüzden Evrim'i bir kez daha alkışlıyorum. Evet. Ee, peki bugünkü dokunulmazlık oyununda yine ünlülerin kaybetmesiyle ilgili ne söyleyeceksin abi? Sizce takımdaki problem nedir? Şimdi takımdaki problem bir kere ee, şöyle. Şimdi Mert bir liderlik yapmak istiyordu. Hı hı. Fakat Mert'in bu liderlik yapmak ist, yapmasını isteyen bazı kişiler bir anda dün Mert'e farkındaysanız Mert'e bir ihtar verdiler. Yani dediler ki Mert sen bu liderliği çok istiyorsun ama. Biraz dikkatli ol dediler ve bu yüzden de Mert'in liderliğini bence elinden aldılar. Yani Mert'e o eski güvenleri kalmadı. Diğer erkeklerin takımdaki özellikle. Bu yüzden de e, takımda problemler var. Ersin'de problem var. E, Sercan'da problem var. Sonra en büyük problem Barış'ta. Barış e, bana göre e, o takımın en e, böyle oturaklı, en ciddi, en böyle konuştuğu zaman dikkate alınabilecek tarzda bir adam. Yani ben Barış'ın bu tarzını çok beğeniyorum ama yapılmaz. diğerleri Barış'ı beğenmiyorlar. Zaten özellikle kızlar da Barış'ı beğenmediklerini bugün Barış'ı yazarak gösterdiler. Bu yüzden de takımda Barış problemi var. Barış'a karşı bana göre bir çekemezlik var. Çekememezlik var takımda. Bu yüzden de bu Barış'ı olan tavırları takımdaki performansı düşürecek. Yani takım olmaktan çıkıyor yavaş yavaş şeyler, ünlüler. ünlüler. E zaten nereden de belli. Üç tane üst üste dokunulmazlığı kaybederse eğer bir takım demek ki o tamam. takımda problem var demektir. Bu yüzden bir an önce kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekiyor. Yoksa iş işten geçecek. Evet Semih. Bugün röportajlarda da gördük zaten Aşkım, İrem ve Aycan'ın hatırlamıyorum. Aycan da söylediğimi bilmiyorum. Burada kendini düşünen yarışmacılar var. Bencil yarışmacılar var dediler. E sonrasında da zaten o saydığım üç tane kadın yarışmacı konseyde Barış'ın ismini verdiler. Burada 8 Mart'a denk gelmesi bunun o kadar beni keyiflendirdi ki anlatamam yaşadığım hazzı. Hmm. Neden derseniz Barış'ın e, bundan bir hafta önce bir röportajda bir ifadesi vardı. Dedi ki burada daha dedi 2-3 haftaya daha ihtiyacımız var. 2-3 hafta daha bu takımdan birileri giderse burası düzelecek dedi. Kendi takımından bahsediyor. Sonra dün biz görüyoruz ki... Ee, Mert çok eleştirildi Biz Barış'ı eleştirdik Niye oynamıyor diye dokunmazlıkta dokunmazlıkta dün bir ciddiyetsizlik vardı Bugün onu söyleyemem Bugün kran krana bir oyun vardı Ama dün ciddiyetsizlik vardı Onu söyleyebiliriz Bence de e, oradaki kadın yarışmacılar Ünlüler takımındaki kadın yarışmacılar e, Bu saydığım arkadaşların dokunmazlığı ciddiye almadığını düşünüyorlar Çünkü e, ucu onlara dokunmayacağını düşündüklerini, düşündüklerini Röportajlarında da bunlar var Evet röportajlarda da bunlar var bu bağlamda 3 tane arkadaşımız Aycan, İrem ve Aşkım toplanıp güçleri yetti mi yetmedi. Çoğunluk ada konseyinden bir isim çıkartır. Çıkartabildiler mi çıkartamadılar. Ama bu bir tavırdır. Ne dediler o arkadaşlar biliyor musunuz? Yok öyle ya ama. Tamam teamüller bozulmadı. Her sene genelde zayıf kadın yarışmacılar eleniyor başta. Yani Survivor adapte olamayan ee, kadın yarışmacılar eleniyor. Bu sene de öyle oldu. Ama bütün kadınları sıraya koyup tek tek eleme sistemini bu arkadaşlar bir durun dedi. Bunu biz müsaade etmeyeceğiz dedi. Çünkü sıra kendilerine geldi. Kendilerine gelince ama aslında bu saydığım isimlerde mesela Aycan başka kadına yapıldığı zaman o grubun içine dahil olmuştu. Şimdi sıra ona gelince hemen karşısına geçiyor bu grubun. Burada Murat abiye de katılıyorum. Burada bir iş direkt bireyselleşmeye dönüyor. Ama Barış'ın da e, havasından geçirmiyor maşallah. İki kere üst üste e, SMS birincisi oldu ama bu tavırlarla ben SMS'ten düşebilme ihtimali görüyorum. Çünkü röportajda da diyor hatlerini bilsinler falan. Biz efendi dediğimiz Barış'tan şu bugün çok tuhaf laflar duyuyoruz. Birden içinden bir aslan çıktı. Bunu izleyici nasıl takdir eder bilmiyorum. Aslan güzeldir iyidir ama. Aslan güzeldir ama yani o aslan da e, durduk yere böyle ceylanlara kükrerse olmaz. <laughs> tamam peki Melisa. Yani Semih az önce diyorsun ki efendi, beyefendi bir barış görüyorum. Ama diyorsun ki işte ismini yazdılar. Hani şöyle yaptılar. Beyefendi, beyefendi. Adada huzurunu kaçırıyorsun. Şöyle görüyorduk dedim ben. E, Tam bir şeyini gördün mü şu an? Gördüm şimdi. Başladı raconlara. E, ben beyefendiliğimi koruyorsam adada benim fazla sesim çıkmıyorsa benim ismi yazılırsa ben de kükürerim yani. Ama röportajda söylüyorum ya 2-3 haftası daha var bu adanın. Gitmesi gereken insanlar var dedi. Adam bunu röportajda söylüyorsa emin ol adadaki kapalı kapılar ardında bunları konuşmuştur. Bu adada dolaşmıştır. Barış'ın niyetini biliyordur bu kız arkadaşlarımız. O yüzden bu kız arkadaşlarımız böyle bir tepki gösterdi. Yani bir de ben bu İrem'in ve aşkın fikri ol, olduğunu düşünmüyorum. Aycan'ın bir genel fikri olduğunu düşünüyorum bu oylamada hani Hı. yazılması konusunda. Oyunla ilgili ne söylüyorsun? Oyunla ilgili. Ya şunu söylüyorum. Strateji hataları var tabii ki ama şunu fark ettim. Gönüllerde çok konuşan kim? Günler takımında. Yasin. Yasin. Yasin Ünlüler takımında en çok konuşan kim? mert evet. konuşuyor. Evet. Her seçimde de ondan ikisi çıkıyor. Biz oyun alamasalarda finalde de onları görüyoruz. Bayrakta da onları görüyoruz. Çok sesi çıkıp çok bildiğini düşünüyorlar takım olarak Hı -hı. ve onlara güveniyorlar. Seçimlerde de hani bunu el almazlarsa genel bir bakış açısı hani bakış açısı sağlarlarsa daha iyi olacak. Daha iyi olacağını onu da ek eklemek istiyor. Oyunla evet. ilgili bir şey söylemedim de muhtemelen insan söyleyecektir şimdi onu. E dediği gibi sesi çıkanı güçlü zannediyorlar. Bu yanlış bir algı. 3'te 0 yapan Yasin'i evet. final oyununa sürüyorlar. Kazanıyor ama kazanması bir anlam ifade etmiyor. Orada bizim ee, sapasağlam duran tayfunumuz var. Tayfunumuzun hakkını yiyorlar. Hakkını yiyorlar. Evet 3 i̇şte evet. yapan tayfun var Şimdi ihsana veriyorum sözü tabii ikinci dokunulmazlık oyunu ama aslında şöyle evet ünlüler kaybetti ama hani çok da büyük bir farkla kaybetmediler. Yani ona dokuz biten bir mücadelenin sonunda final oyunu oynandı ve hani sonuçta maç berabere bitti. Sonunda uzatmalarda gönüller kazandı. Oyunla ilgili neler söylersin? Bak şimdi e, programa çıkmadan tabii ki biraz sosyal medyada geziyorum. Gelen mesajlara bakıyorum. Biraz Twitter, biraz Instagram. Ya şöyle bir şey okuyorum işte gördüğüm en kötü ünlüler takımı işte bu kadar mı güç farkı olur nasıl olur ben bu Survivor'ı işte böyle beklemiyordum bu kadar fark... Hangi farktan bahsediyorlar anlamıyorum yani dün oynanan dokunmazlık oyunu 19 9 bitmiş bugün oynanan dokunmazlık oyunu bu sefer diğer takım azalmış 19 9 bitmiş ve uzatmaya gitmiş maç orada da 3-1 ve kıl payı. Ya şimdi birbirine denk gerçekten sürprizlerin yaşandığı işte haftalardır sayı alamayan, iyi sayı alamayan, kötü yarışmacı gibi düşündüğümüz Evremin bir anda 10'da 10 yaptığı, 8'de 8 yaptığı bir dokulmazlık serisi. Muhteşem bir oyun. E sen Evrimmemen gibi bir sayı alsan şeyi döndüreceksin. Bütün dokulmazlığı kazanacaksın. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Lezzetli mi lezzetli. Çok iyi iki takımın yarıştığı mücadele. Hala bir takımın çok güçsüz olduğundan bahsediliyor. Katılmıyorum. Ama şu var ki, katıldığım şey şu. Bir tarafın Meryem gibi çok güçlü bir oyuncusu giderken gönüllerin Meryem çok iyi bir oyuncusu. Sakatlandı. Bu tarafa da bence bir enerji katan, çıktı oyunları da kazanan Berkan diye bir yarışmacı geldi. Şimdi bir taraf güçsüzlenirken bir taraf güçlendi ama şu an bence takımlar biraz denk oldu. Demek ki daha önceden takımlarda bir dengesizlik olabilirmiş. Çok ufak. İşte bu bir iki yarışmacılık fark bunu belli ediyor. Bir de onu şöyle şunu da eklemek lazım bence. Şöyle... Dediğine %100 katılıyorum. Oyunlar kafa kafaya geçti ama mesela ben bu hafta özellikle ünlülerin rahat bir şekilde dokunulmazlığı alacağını düşündüm. Çünkü Meryem'in sakatlanması, Berkan gibi bir yarışmacının ünlülere gelmesi ve ünlülerin zaten son iki haftadır birini eleyip yani en yani doğru eksilmeden bahsediyorlar ya şimdi elendikçe güçlenmesi lazım bir takımın evet. aslında. O beklediğim yükselişi göremedim diyebilirim ünlülerden. Evet. Şu var ama ben şimdi takıldığım konu şu. Barış'tan konuştuk. işte kadınların dayanışmasından konuştuk. Ben istiyorum ki bu hafta artık bir kadın yarışmacı gitmesin. Evet yani şimdi ilk hafta ünlüler takımında e, Tuğba Melis gitti. Sonra Derya gitti. E şimdi bir de Aşkım veya muhtemelen erkekler yine olursa İrem'i yazacaklardır. Tahminlerim bu yönde veya işte Aycan'ı yazacaklardır. Üçünden biri gidecektir diye düşünüyorum ben de mesela. Şu an hiçbir erkek yarışmacının yine oraya aday olacağını düşünmüyorum. E bunun nereye kadar böyle gidecek? Yani her hafta kadınlar elene elene ne olacak? Erkekler yani ünlü erkekler diye bir takım mı oluşacak mesela? Bir şey var. Evet ama yani kadınları savunmak istiyorum bu şeyin gidişatının değişmesini istiyorum ama o kadınlarda da o ışığı göremiyorum. Bakın bu dokunulmazlık oyununda çıkardım. Aycan, Aşkım, İrem ve Elif. İki günde de oynadıkları toplam oyun sayısı 13. Kazandıkları oyun sayısı sadece 2. Dokunulmazlık oynandı. İlk gün, on... evet, ilk, gün 19... i̇lk gün 19. Evet, ilk gün Ünlülerin kadınlarını. Ünlülerin kadınları. ilk gün 19 oyun oynandı. İkinci gün 19 artı 4, 23 oyun. ya yani 40 küsur oyun oynandı. Kadınlar sadece 2 oyun kazandı. Yalnız İhsan bir şey diyeceğim sana bak. Ünlülerin kadınları şu anda büyük mikserlik yapıyorlar. Bak ben sana söyleyeyim. Yani kadınların ortamı yumuşat kadınların ortamı yumuşatacağına takımda mikserlik yapan kadınlar var. Mesela bak sana söyleyeyim. Aycan diyor ki huzuru bozan kişiler var takımda diyor. Barışla Perviz'i kastediyor. Evet sonra ama bak, e, tamam, bir şey bak, yapsınlar ama adı için. Sonra da mesela çok önemli bir şey var. Onu atlamayalım. İrem diyor ki bana göre e, bu gecenin en önemli sözlerinden bir tanesi. Çok beni etkileyen bir söz. Benciller var hayallerimiz oynuyorlar diyor. Yani kim için söylüyor bunu? Diyor ki mesela ben duydum diyor barış diyor. Biz tabi duymuyoruz ama barış demiş ki mesela dokunulmazlık benim umurumda değil demiş. Şimdi evet, bunu demiş. bunu duyan kadın yarışmacılar sahada nasıl performans göstersin diyor. Tabii yani. yani şimdi bak erkeklerde de problem var şu anda ama kadınlarda da büyük ya problem abi, var. Yani şey. kadınlar olayları sakinleştireceğine kadınlarda şömineye ateş atıyor, odun atıyorlar sürekli. Bak katılıyorum ama ha. şimdi bu lafı söyleyen kadın yarışmacılar şuradaki istatistikte 13'te 7 yapsalar mesela. Ha bu kadınlar da elin taşın altına koymuş. 7 oyunda kazanmışlar kardeşim. 2 gün dokunulmazlıklarda diyeceğim. Ha. Sadece 2 oyun kazanmışlar. 2 oyun sadece düşünsene. Cumartesi dokunulmazlık oynanıyor. Pazar oynanıyor. Uzatmaya gidiyor. Adanın kadın yarışmacıları 2 tane sayı getirmiş. Ondan sonra dönüp bu oyunu istemeyen kazanmayan insanlar var. E, sizsiniz o zaman yani kazanamayan sizsiniz. Bir şey olması lazım. Bunlar icraattan çok çeneye döndü. Ya, evet yani şimdi tamam barışı suçlayacaklar bir başkasını evet, suçlayacaklar da bunu yapmaları için kadınların çıkıp onda on 10 yapmaları ve böyle bir konuşma yapmaları lazım. O zaman ben de diyeceğim ki kadınlar çok haklı. Kadınlar haklı demek istiyorum diyorum ben de. Ama diyemiyorum bu istatistiklerle. Şimdi burada şöyle bir şey var tabii Meryem'in de sakatlanmasından sonra gerçekten ünlülerin de kadınlarının performansının yükselmesi lazımdı. Ben tabii gönüller kendi içinde de Nisa'yı biraz yabana atıyorlar yani Nisa çok başarılı bir yarışmacı gerçekten. Kesinlikle. Bütün ünlülerle kafa kafaya gelen, ünlülerin rüzgarı dediğimiz Elif'i bile Daha hani iyi. maçlarda e, ki, birebir istatistikler herhalde yarı yarıya gibidir. Yani çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ama Elif'in önünde hatta. Elif'in Elif önünde. önünde diyorsun. E, şimdi bu noktada yalnız tabii şapkadan tavşan çıktı. Evrim evet. yani Evrim inanılmaz evet. iki dokunulmazlık oyununda e, birinde dünkü oyunda da 4'e 4 bugün de 4'e 4 galiba değil mi dokunulmazlıklarda? tarihe geçti Survivor tarihine geçti. Evet Acu'da Acun Beyde de dokunulmaz. Yani şimdi 10 tane oyun oynayıp onunu birden kazanmak ne demek Survivor'da ya? 10 oyun hiç kaybı. hepsini onunda kazanıyor. Ne ya Dokunulmazlık. Yani mesela Survivor'da ne, ne neler geldi Survivor'da neler geçti ama bu kadın Survivor tarihin adını yazdırdı. Yani bu kolay bir şey mi? Bu yani evrim hani negatif veya pozitif her olayın içinde biz olduğunu söyledik. E, olumsuz anlamda da çok eleştirdik evrimi. Ama bu şekilde devam edip ...performansını da bu şekilde sürdürürse... ...oyu patlama yapar. Peki şu çok etsiz. ilginç değil mi? Melisa sana sorayım? Şimdi mesela dünkü oyunda... ...Evrim'e göre bir oyundu. Oturuyordu, ağırlığı vardı, kütlesi vardı. Ama bugünkü oyun parkur. Aslında biz Evrim'e baktığımız zaman deriz ki... ...Evrim bu oyunu kaybedebilir. parkurda biraz daha yavaş kalabilir. Ona rağmen kazandı. Ama gözle görülür bir şekilde kilo vermesi. Yani bayağı bir kilo verdi. Hı hı. Aynı zamanda kendine bir özgüveni geldi. Şu an takımın en özgüven en çok konuşanı... E, Performans da artmaya başladı. Kilo da verdi. Daha da iyi olacak bence. Yasin şey İhsan. Katılıyorum yani Yasin. <laughs> Yasin'i Yasin. Yasin izleye izleye. Yasin Evrim Yasin Evrim. <laughs> Senin göbek adı Yasin ya. Abi sen bugün oradan. yayına gelirken de şöyle hissettim. Artık masaya oturduğum zaman evime gelmiş gibi hissediyorum. <laughs> Evimdeyim şu an. Buyurun efendim. Melisa'ya e katılıyorum. Yani şimdi altyapısı zaten sporcu olan bir e, kadın yarışmacı olduğu için Evrim. Kilo verdikçe ve altyapısı da olduğu için bence güçlenecektir. Hızlanacaktır. Atışlarda biraz daha soğukkanlı evet kütlesi veya vücudun vücudunun avantajlı olduğu yarışlarda zaten kendini gösterdi. İşte geçen haftaki dokunulmazlık, bu haftaki dokunulmazlık. Ama şimdi bugün parkurda da bir şeyler vaat etmeye başladı. E Semin dediği de çok Yani şimdi evrim çok ön planda. Olumlu ya da olumsuz. Yani bir terazide tartalım. Bir sürü olumsuz özellikleri var. Yani yaşandı, etti. Tabii. Ama bir sürü olumlu özellikleri de var. Şimdi buraya bir de performans geldi. E performans olunca terazinin bu tarafı ağır basmaya başlıyor. E o da dediği gibi oya yansıyacak. Evet. Çünkü evrimi izlemek isteyecek. Ve evrimi tutan yarışmacılar şey insanlar izleyiciler çoğalacak. Aslında şöyle bir şey var Survivor'da şunu söyleyebilir miyiz? Performans bir yarışmacının ada hayatındaki bazı kaprislerini veya ileri çıkışlarını da törpüleyen bir şey. Yüzde yüz. 100. Yani performansı iyi olan bir yarışmacı çünkü mesela Murat abi sen ne dersin? Yıldız futbolcu ben hemen, her zaman evet. kaprisi olur. Bu dediğine örnek süperstar bir örnek vereceğim sana Tur abi. Kesinlikle. Mesela evet. Tur abi ne çok hatalar yapmıştır ama öyle bir performans öyle bir şey ki bu çocuk hak etti dedi herkes. ...hatalarıyla, günahlara Turabi geldi... ...çatır çatır iki, iki sezonda da şampiyon olmuştu... ...ve çok hatası olmasına rağmen... Yani ee, öğrenmişti. Başarısıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum... ...dün en kütlece ağır bir arkadaşımız olduğu için... ...orada e, oyuna ağırlığını koyabildi... ...ama bugünkü başarısının sebebi şu... ...parkur olmasına rağmen... ...yani parkurda... ...belki o başarıyı hepimiz beklemiyorduk... ...ama oyun sonu o kadar güzeldi ki... ...beş tane sembol vardı devrilmesi gereken... ...geriden gelse bile... Orada soğukkanlı olan, iyi adapte olan evrimimiz ne kadar adapte olduğunu biliyoruz. Yarışmaya, adaya. Çok rahat kız. Geriden gelse bile onun için önemli değil. Kimse gelip de orada beşte beş vuramıyor. O kadar basit bir şey değil. İki tane sembol olsa belki bugün kaybedebilirdi. Ama beşte 5 beş vuramadığı zaman birinin arkadan gelenin onu kapatma ihtimali çok ee, yani yüksek. Orada soğukkanlı olursan onu kapatıyorsun. Ben böyle bir oyun e, oyun salonlarını çok seviyorum. Yani hatanın telafi edilebildiği. Evet. Peki şu isterseniz oyun içinde bir yarışmacıyı daha özellikle konuşmak istiyorum Berkan. Şimdi Hı. Berkan sonradan gelen bir yarışmacı. Çok iddialı sözleri var. Farklı bir yarışmacı. Masamızın tamamen farklı fikirler düşündüğü bir yarışmacı. Bugün yaşadığı bir olayı kısaca bir hatırlayalım. Yasin'in arasında geçen bir tartışma var. Hem ondan sonra oyun performansını, hal hareketlerini ad hayatında konuşmuş oluruz. Berkan'la Yasin'in tartışmasını izliyoruz efendim. Şimdi iki... Evet. Bir... Evet. Berkan! Evet. Evet. Bu daha çok ya. istiyor? <laughs> benim. Sekiz ya. yedi. Sekiz Aa. yedi oldu. Oğlum bize bakarak hareket yap. Sakin ol.

Tamam. Karşı gibi... hadi, hadi, gel. takım tamam, gel. Gibi... Tamam. Gibi... bir şey söyleyebilirsiniz. Tamam. Ama tabii ki adabıyla. Tamam. Lütfen. Tamam. Dokunmaz oyunu olur böyle şeyler. Ama sakin. Bravo, bravo. Abi, 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 abi. bizler bizden sevinin. 1000 liram var ki 500 alamıyor lan. Ya oğlum şey, Onu yani. onun mizahı öyle. O Aynen. böyle böyle tik tiklara gidiyor. Bana bak bak o böyle bak bak. Ah bak bana. Oraya gelsin diyor ve gözünü kapatmıyor. O böyle değil yani. Tamam da ona bakarak mı? Tamam. Boş ver. Hemen Murat abiyle başlayalım. Berkan diyorum. Ne diyorsun Murat abi? Berkan için ilk yorumum şöyle olacak. Dikkat adada bomba var. Çünkü her an patlayabilir. Patlarken başkasını da alıp götürebilir. Bu Yasin de olabilir. İlerleyen günlerde Yasinle ikisi birbirine girip diskalifiye durumu bile olabilir. Ben çok korkuyorum şu anda. Neden korkuyorum? Çünkü Berkan'da bir şey var. Yani böyle ee, öyle bir e, hareketleri var ki şöyle böyle bir şöyle şöyle bir şeyler yapıyor falan yapıyor. Adamı delirtebilir yani. O hareketleri mesela ben izlerken böyle bir tuhaf geliyor bana yani. Karşındakini böyle bir tahrik edercesine mesela orada bir hareketi var. Dönüyor bençe bakıyor sonra kafasını döndürüyor filan. Yani karşı takımı tahrik edici hareketleri var. Yasin'e Yasin'in bu adama çok dikkat etmesi lazım. Çünkü Yasin de her an kıvılcıma gelebilen, olaylara katılabilen bir tip. Bu yüzden de yarın öbür gün Yasin Berkan yüzünden diskalifiye bile olabilir. Ben bu işten çok uyanıyorum. İkisinin bu aralarındaki bu olaylarda Yasin adına tedirginim. Çünkü Berkan'a bir şey olmaz. Ama Yasin öyle bir tip ki yarın öbür gün Yasin bir anda durama bir şey yaparsa diskalifiye olur. Bu yüzden de Berkan'a dikkat mesela Berkan'ın hareketleri, enteresan lafları da enteresan. Mesela Bunların hepsine turşu diyor. Gönüller takımına. Gönüller takımına turşu dedi. Yani ne turşusu... <laughs> ne, anlamadım. Ne, demek ha? Yani, ne demek istiyor yani? Turşu bunlar dedi yani. Ne turşusu yani? Ne turşuları vardır mesela? Abi, lahana turşusu, lahana pancar, turşusu mu, turşusu, pancar olur. turşusu mu? Yani bu çocuk... E, ha bak şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Başarılı mı? Başarılı. Şimdi geldi oraya adaya bir titretti oraları. Başarısına bir şey demiyorum. Orada değil ama... Çocuğun şu 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 hareketleri, dönmeleri, böyle aa ma bağırıp falan falan tahrik edici hareketleri var. Dikkat dikkat yani. Ben seme söz vereceksin biliyorum. Ben evet, araya giriyorum. Ben Murat abi'ye turşu dahil hiçbir hiçbir eğlene katılmıyorum. Ben hiçbir katılmıyorum. Turşu muhabbeti dahil diyorum katılmıyorum hiç Berkan'la. Turşu ne demek? Açalım onu o zaman. Hayır. Çünkü Berkan'ın orada arkadaşlarına şunu ifade ediyor. Karşı tarafta bugün bir tek Yasin çok istekli diyor. Baksanıza suratlarına turşu gibi oturuyor hepsi diyor. Ne, yani bizim, on, ne demek? siz turşusunuz demiyor. Ne demek? Veya oradaki takım turşu gibi demiyor. Yani duruşlarını turşuya benzetiyor. Turşunun biraz daha mesela erik vardır, diridir. Sen eriğin turşusunu yaparsın erik bir ölür. Evet. Veya işte başka bir şey yaparsın bir ölür. Bir kendini sallar tamam mı? Bir benzetme yapıyor. Yani kalkıp da onları direkt hitap etmiyor. Veya bir sadece oyun alanındaki anlık bir şeyden söylüyor. Yani bir böyle... Acayip itam yok orada. Yani sen katılmıyorum derken tahrik etmiyor mu diyorsun? Mesela Tarih sen yanmasın, yani. yan bençte sen otursan ve ha. Belkan burada dese ki sen de duyacağın şekilde. işte e, Semih ha. haricinde hepsi turşu gibi dese. Duymuyor, sen demez ay, misin? duy de Sen bunu duysan demez misin? Sen kime turşu diyorsun kardeşim der misin demez misin? Derim ama onu duymuyor. Duyuracak şekilde söylemiyor. Çünkü orada anlattığı şey şu. Sen turşusun demiyor adamı. Baksana bugün bunlar isteksizler turşu gibi oturuyorlar Yasin Arş diyor. Burada bir anlatmaya çalıştığı şey var. Burada iyi niyetli görmek lazım. Peki niyetli yani bir şey biliyorsun. değil ama turşusu Hayır. çıkmak bir diyeyim. Ne demek biliyor musun? Yani demek? halsiz, ölmüş, bitmiş. <laughs> evet, onu, tamam onu, aynı ifade şey ediyor. Evet. evet onu ifade ediyor. Ee, ama şöyle mesela benim bir hocam vardı çok e, tanınır. Ona da mesela çok yaşlıydı. Herkes bilir lakabı turşuydu. <laughs> Bursa'da o başka nam salmış hani. Bursa'da hani herkes tanıyor adamı. Lakabı. O yanlış o başka. Böyle, yani, <laughs> sen tamam da şimdi bu. Turşu kavramı öyle herkese söylenmez. Evet. Turşu ne demek? Bak senin dün şimdi dün hantal bugün turşu. Senin <laughs> her şey <laughs> var. Yani. Senin yok senin seni şimdi. Çok e, Senin şimdi benzettiğin şey biraz yaşlılıkla alakalı evet. bir şey. Orada yaşlı bir insana benzetmiyor şimdi. Sen yaşlı bir insana turşu dersen evet sen daha şimdi, Tabii sen burada desen şimdi yani Murat abi ne böyle burada turşu Hayır. gibi oturuyor dersen Ya olur mu? başka şimdi? bir şey. <laughs> şimdi bak ben şimdi Murat abi turşu desem başka bir şey. Semih ne oldu turşu gibisin desem başka bir şey. Çünkü Semih ne derim biliyor musun yani? Semih yorgun bitkin salmışsın ya kendini. Yani Semih turşu şöyle. değil Murat abi turşu mu? Hayır. Yani hayır yani, şey turşunun biliyorsun acıları da vardır. Vardır. Ee. Acı turşular abi, da vardır. Yedi mi böyle aa hayır, bağırsın su istersin. Bak sadece turşuya takılmayın. Ben başka şeylere de takılmayayım. Sen şeyi anlasana bize. Şunu hani sen diyorsun ya Murat abiye katılmıyorum. Sen bu çocuğun rakip takımı tahirke tahrik edeyim. etmediğini mi düşünüyorsun. Ben düşünmüyorum. Ediyor, ediyor. Ben rakip takımı asla tahrik etmediğini düşünüyorum. Kime yapıyor hareketleri? Biz 3 haftadır Survivor. Bana yapıyor mi? Biz biz programımızda şunu konuşuyoruz mesela. Ben şey ya kardeşim biz geçen seneki yarışmacılar, ...onda önceki seneki yarışmacılar nerede? Nerede o bench'teki enerji? Evet. Daha birinin sevinmesini Hı. görmedik. Bir Hı. enerji yok. Hala şey biz bunu konuşuyoruz. Yanlış anladım. Acun abi gelince de diyorum ki Acun abi abi niye böyle bir enerji yok? Ya Allah şükür bir yarışmacı geldi. Bağırıyor, çağırıyor, Hı. seviniyor. ...Yasin Efendi oradan çıkıyor diyor ki bana bakarak... ...ya sana bakmıyor kardeşim önüne bak sen... sen zaten adam seçiyorsun sen... ...mesela Erman'la ne tartışmışlardı... ...Erman hiç Yasin'le alakası yokken döndü... ...Cemal Can dedi ki... E, ...ne demişti... E, ...bilmem neden korkan falan hani... ...çok sıradan bir cümle söylemişti tamam mı... ...kalkıp sen ne diyorsun falan diyor oradan zıplamıştı... korkun necele fayda yok... ...çok ağır bir cümle miydi... ...yarışta bir adamla esprileşiyorlar korkun ...korkunun ecele faydası yok Cemal Can, diyor... ...oradan Yasin fırlıyor... Oradan fırlayan Yasin, dün Sercan, Hantal dediğinde niye fırlamıyor? Çünkü Yasin adam seçiyor. Yasin bakıyor, Sercan ben bunu ısıramam. Bakıyor Berkan yeni gelmiş, karşısında dörtte dört, üçte 3 yapıyor her gün, ben bunu ısırırım diyor. Ne oldu burada da ısırmaya kalktı, kim girdi araya? Acuncalı girdi. Aynen. Hemen yedi fırçayı, oturdu Yasin. Bu işler böyle abi Murat abi. yani Sonuçta Ama ben burada Yasin'in biraz senin dediğin, fake bir şey bak düşünüyorum. Senin dediğin şimdi bak, ben izliyorum. Ben sana içimdekileri söylüyorum. Haklı olurum, haksız olurum. Starful abi. Ha, ben bak, de şimdi bak, Ben izliyorum abi. İzliyorum. Senin dediğin bağırma, hani dedin ya Acun abiye dedim bir bağıran adam gelsin. O bağırmaya saygı duyarım. O bu bu, bu, bu o bağırma değil insan. O bağırma Abi, abi değil bak o İhsan. Bak. Bak. Ben sana anlatacağım. Yani, tamam. Bak o ne sen istiyor? Anlat, musun? Sen o ne istiyor biliyor musun? Böyle 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 yapıyor ya. Böyle böyle yapıp o bence yandakilere doğru gidip onlarla istiyor ki onlardan bir şey bana gelsin. Öyle hareketleri var. Yani sinyal mi yapıyor? Sinyal yapıyor. Şimdi bak bu bağırma şöyle olur mesela. Anladım. Kazanırsın. Hey, hey filan. O değil. Bu böyle bir bak. Filan bakıyor bak. Abi, <laughs> abi abi kanka, abi bak. abi tarif ediyor. Allah razı olsun. Ya. Abi, sana bir şey söyleyeceğim. Ya, Ver, abi. ya, Ama ne hareketler? Oturduğun yerden değil de bunu ayakta ayakta yapabilir misin? E, sen, Çünkü <laughs> gerçekten eli kulu ayrı oynuyor. Ben dikkat ya Ben, ben şimdi o bak sana bak göstereyim abi. Şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi bak şey kazandık. 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 Kazandık aslanlarım filan buna saygı duyarım. Bu böyle yapıyor ya, bak. Kazanıyor. Hey! Ne oluyor abi Allah rızası için ya böyle bir şey yok ya. Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim. İyi ki ben adada değilim ya. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> Güzel. Bak, bak, abi sen diyorsun ki omuz salladı ki, diye, Omuz salladı diye adamın sevinci Omuz edici, salladı diye, diye değil. Yani gelin bana diyor. diyor. Yerince, <laughs> bak, Çocuk böyle yapıyor. Oyunu kazanıyor. Nerede cümleyim yapıyor? Yapma, oyunu kazanıyor. Bir yap. <laughs> şimdi tamam kazanıyor güzel. Evet. Çocuğun yürüyüşünde bir sıkıntı var. Yürüyüş şu. <laughs> şimdi bu ben biraz egzajere ediyorum tabi. Ama bunu yaparsan bir de şey yapıyor çaktırmadan aslında e, oraya bağırmıyormuş gibi yapıyor. Bankın burada olduğunu düşünelim böyle yapıyor şimdi. Aa, tabii tabii. Oraya da <laughs> Abi, 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 bak. Yerseniz bak. bak ben sana söyleyeyim mi büyük ağaç. Bak ağa yani, biliyor musun? Balık, balık balığa çıkanlar ağ atar ya. Ağ atıyor bu. O oraya ne gelirse büyük fer kapanıp çekmeye, çekmeye çalışıyor. gelecek buyurun. Buyurun, yani, Melisa da bir şey söylemek. Ben söyleyeyim. Söyleyeyim. Melisa Melisa Ben ilk önce eni sıkmak istiyorum. Aynı fikirdeyiz gerçekten. Ay Melisa saç. Masa dağıldı şu anda. Söylediğimiz ekstra masası darmadağın şu anda sevgili seyirciler. Evet. bu şekilde gerçekten benim için ben tek fair play yarışan sporcu ya da yarışmacı olabilir. Ya ben böyle düşünüyorum. Çünkü takımın bir enerjisi yok. Bir takım yok ortada bench'te. Ya bugüne kadar gelmiş. Hadi işte bu biz daha çok istiyoruz. Bugün bunu yapmalı izleyen tek bir kişi var. O da Berkan. Ona ben kalkarız Melisa. Tabii ben şey ben, ben... E, ben. çalıştığını düşünmüyorum Aklımdan geçtiğini bile düşünmüyorum. Ben insanlar hani dediğim Ben de, şimdi şöyle şey diyeceğim. Tamam. Şimdi biz geçtiğimiz sene... Sefer... Geçtiğim şey şey Sen de mi kalkıp gösteriyorsun? Sen de gösterdim. Ama ben, şöyle, ben İhsan şey onu yapamaz. Niye biliyor musun? İhsan'ın ben şimdi yürüyüş tarzını falan da biliyorum ya. İhsan böyle hani... Şimdi bu arkadaşımızın evet, eli kolu ayrı oynuyor. Ben onu fark ettim. Yani şöyle, yani dalgalı. Ha, tabii. Şimdi ama insan mesela daha böyle düz bir adamdır. Bak bir gider, düz eklemek bak, istiyorum. Şimdi bizim söylemediğimiz yerlerde dolaşmayalım lütfen. Neden biliyor musun? Biz... Adam kötü yarışmacı Heh. veya takıma ateşlemiyor demiyoruz. Asla. Onlara katılıyoruz asla. ama adamda da tatlı bir tahrik var. Bak, evet bak. Asla. Biz zaten şimdi bu masa zaten hem fikir Berkan'ın iyi bir yarışmacı olduğundan, evet. takıma evet. enerji verdiğinden vesaire. Ondan bahsetmeyeceğim. Siz şimdi adamın e, sevinmesine takılmışsınız. Tamam mı? Takılmanıza bir şey demiyorum. Ama şöyle olsaydı geçmiş senelerde biz bu panoramaları yaparken, ekstraları yaparken hep bu sevinçler zaten bizim gündemimizde. Evet. Ve şöyle olurdu. Biz neye takılırdık? Bak hatırlatıyorum. Şimdi bu sene biz hiç bunu görmedik ya. İlk defa yaşıyoruz ya sevinmeyle ilgili bu katla. Hatırlamıyoruz, unutuyoruz. Balık hafızalıyız. Biz geçen senelerde ne sevinmelerde takılırdık? İki yarışmacı oynuyor. Bir yarışmacı bitiriyor. Bitiren yarışmacı rakibin düşüremediği labuta bir şey atıyor mesela. Bak. Hakan ok atıyordu. Yok yani attığı parkur mesela bir parkur şey. Parkur Bir ben çemberden ben bir ben şey atıyor. Ee. Çember atıyor. Bitiren yarışmacı. Yani sanki sen yapamadın ha. da ben yapıyorum. Kalan son çemberini alıp onunkine fırlatıyor mesela. Bu devamlı vukuat çıkardı Survivor'da. Evet. Bu adam bunu yapmıyor bir. Sevinen adam geliyor. Diğer yarışmacının. Ben de Furkan senle göstereceğim böyle. Şöyle cimri çekiyor. Sevinen yarışmacının böyle neredeyse ağzının içine giriyor. Aaa diye bağırıyor. E ee! falan diye bağırıyor. Hiçbir şey demedim diyor ondan sonra. Acun abi ikaz Ben hiçbir şey demedim diyor. Ama adamın içine giriyor neredeyse bağırırken. Bu da aşırı tahrik. Ya şimdi ben bundan hiçbirini görmüyorum hiçbir burada. Hiçbir şey mi diyorsun? Geçmişte Ama tarihi karakterlerden bağımsız değerlendiriyoruz. Ben şimdi bu adam Tabii. geliyor. Karşı tarafa bakmıyor bile. Yani rakip takıma bakmıyor bile. Kesinlikle. Ama bugüne kadar şimdi orada bir ağırlık var. Tamam. Ersin, Mert, işte Sercan ağır adamlar. Barış. Yani bu sene gelen Ünlüler takımı ağırlar böyle. Tamam. Ağır abi oldukları için de böyle hiçbir zaman böyle sevinmediler. Bu gönüllü takımı da karşılarına böyle sevinmeyen bir takıma alıştı. Yani adamlar ağır geçiyor yerine. Buna alıştığı için aslında geçen sene sen Berkan'ı koy Mesela All-Star senesine Berkan'ı koy. Hiçbiriniz ne Berkan'ın taklidini yaparsınız ne de burada tahrik var dersiniz. Aman, evet. Çok sıradan gelirdi size. Şimdi bu sene ağır abilerin yanında bağıran biri çıktı ilk defa. Bir acayip geliyor. Ama bana mesela, acayip gelmiyor. Orada, geçen sene de buradaydık İhsan Tarkan. Tarihi e, karakterlerden bağımsız değerlendiremeyiz. O All-Star senesiydi veya geçen seneydi. Orada Ondan önceki iki takımın her, her sene birbiriyle veriyorum. hep çatışması vardı ama burada hiç e, takımların bir çatışmasını görmedik ve de yeni gelen e, arkadaşlardan hep çıkıyor bu tarafa doğru. Yasin gibi bir karakter var. Yasin evet. Ama bak Yasin bir rating aracı bu yeni gelen yarışmacılar için. Onu öyle düşünüyorlar. Berkan'ın şimdi tavrına, tarzına da Çok senin dediğin gelebilir. gibi Yasin'in rating aracı görüyorlar ya. Evet. Ya bak Berkan Yasin'e şey sulansa bu konularda, tahrik etmeye çalışsa veya bir şey yapmaya kalksa evet diyeceğim. Ama Yasin yapıyor. Evet. Berkan'a bulaşan ben Yasin. Yasin Derya Hanım Twitter'dan bize mesaj atmış. Berkan Berkan konuşurken gerdan kırıyor diyor ha konuşurken konuşurken hani geldi evet. hani böyle hafiften böyle bir Bravo. eklem hani boynun eklemi ya şöyle bak şimdi insan sen şimdi tahriklere örnek veriyorsun ama sonuçta tahriğin yazılmış bir kuralı yok. Herkesin kendine göre tahrik stili vardır yani. Kimisi bağırır, kimisi ha. oyuna müdahale eder. Yani biz bunu şu sınıfta bir tahrik diyemeyiz. Bu arada ben Berkan da inanılmaz tahrik ediyor demiyorum. Ha. Şu anda hali hazırda giden yolda ben buradayım. Siz ne durumdasınız? Gibi böyle geldim, hani geldim, ben ya. geldim. Ha hu filan. Zaten bir takım kaybetmiş. Ha bu arada ben diğer tarafta Yasin de zaten ya havadan da, kuş geçse çıkmış, Yasin diyor ki sen buradan değil, niye tabii, geçiyorsun? O da Yasin de sütten, sütten Nasıl çıkmış, yapıyor Berkan? Süt. Nasıl yapıyor? <laughs> sen de bir canlandırma yaptın <laughs> da, Yok kaçırdı, ya kaçırdık. En azından o tav Bak şimdi yalnız şey diyeceğim sana. Bak abi bir şey diyeceğim sana. Şimdi tamam biz öyle diyoruz hani tamam bize katılmıyorsun. Peki şimdi mesela takımda niye mesela Ersin'e kimse itici adam. Ha, bravo, evet. Dünyanın en itici adamı demiyor veya iyi ki bizim takıma gelmedi demiyor. Şimdi çünkü orada hani Yasin tartışıyor ama ya diğer takımdaki diğer genel kanı da bu adamın çok itici olduğu ve hatta dünyanın en itici adamı deniyor bu adama. Niye biliyor musun abi? Şimdi mesela niye Ersin'e demiyorlar? Sercan'a demiyorlar. Ona demiyorlar. Yani, diyenler kim abi? Bunu diyenler kim bu? Ardahan Ardahan, Yasin, Yasin, Yasin bir kişi daha var. Ee, Burak galiba. Burak. E, olabilir. Bugün sana istatistiklerini söylüyorum. Evet. Ardahan 2'de 0, Yasin 3'te 0, Burak 2'de 0. Üstüne da ekle, o da 2'de 0. Hmm. Toplam 10 sayıyı karşı tarafa veren bu 4 arkadaş. Evet. Bunlardan sayıyı alan kim? Berkan. Berkan. Niye sence şimdi anladın mı cevabını? Çünkü Berkan diye bir çocuk geldi. Bunlar sayı alamıyor artık. Patır kütür bunlar yenmeye başladı. Parkurda da çok önde geliyor bunlardan. Bunlar bir şekilde ne ne yaptılar daha önce Ermana bir mobbing mobbing yaptılar. Ermanı yediler yani. Kimse alamıyor dediğin rakip takım. Mı? E Bugün bak işte is bugün bugünkü istatistiği söylüyorum sana. anladım ama yani, yani bugün yani ben işte oturdular. 3'te 0 yapan Arda'dan ya. 2'de 0 3'te 0 yapan Aa. Yasin oturdular. Biz bu çocuğu beğenmiyoruz öyle. E beğenmezsin tabii. Şimdi ben sana şöyle Beğenmezsin yani. Şimdi İhsan'a katılıyorum. Evet. Ben bugün şimdi Gönüllüler takımının en başarılı erkek yarışmacısı Ardahan diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ardahan yakın bir isim yani. en başarılılardan bir iki tanesi. Şimdi Ardahan'la Berkan parkura çıkıyor. Berkan bir açık ara yapıyor bir Ardana zaten. Şimdi ben onu gözlemliyorum. Şimdi çok iyi performansı var. O konuda zaten e, hiçbir e, şey, şey söyleyemiyorum. Biz performansına bir şey demiyoruz. Değil mi? Ama bir şey diyeceğim sana. İhsan şimdi şöyle bir şey var. Şu andaki performans şu yani. Ben sana söyleyeyim. Tamam sen anlatıyorsun mesela. Hepimiz anlatıyoruz. Bakıyoruz istatistiklere. Şu ne yaptı, bu ne yaptı filan ama. Şimdi bu şeye benziyor. Hani maçta karşı takım e, ben harika oynuyorum. Vuruyorum top direkten dönüyor. Vuruyorum kaleci çıkarıyor filan falan. Ama skora bakıyorum ben. Skora baktığın zaman da genel baktığın zaman da 3 tane dokunulmazlığı bunlar almışlar kardeşim. Evet. O zaman yani ufak tefek bu performans o şu yapmış, bu yapmışa bakacağımıza demek ki genel olarak çökertmişler bu takımı. 3 tane üst üste dokunulmazlığı eğer bir takım kaybediyorsa o takım demek ki çok başarısızdır abi. Yani ben bunu bunu çıkarım. Katılıyorum. Heh. Konumuz Berkan'dan buraya döndüyse evet. şaşırıyorum. Şimdi evet. Berkan'ın geldiği bir hafta oldu ya. Evet. Bu adamların niye Berkan'ı istemediğiyle ilgili bir şey konuşuyorduk ya. Ben ona evet. cevap verdim. Niye Erman'da istemedikleri aslında aynı yerde. Erman diye bir yarışmacı geldi. Bir ünlü değildi. Aslında onlardan biri, gönüllerden biri ve karşı tarafa geçmişti. Ondan sonra onlar ünlüleri benimsemişler ve ünlü bu seneki ünlüler de az, az önce de dediğim gibi böyle biraz daha ağırlar böyle tamam mı? Saygı duyuyorlar. Ama yeni gelene saygı duymuyorlar bu arkadaşlar. Erman'a hiç saygı duymadılar mesela. Her sene böyle bu? Her sene evet doğru diyorsun. çünkü içlerinden biri ünlü takımla geçtiği için sen ünlü değilsin. Onu böyle ünlü de saymıyorlar. O saygıyı da vermiyorlar karşı tarafa. Şimdi Erman gitti yerine Berkan geldi doğru mu? Evet. E bir de bu sefer daha dişli bir Hiç rakip geldi. Için, yani bir de Berkan şimdi bir çıkıyor 4'te 4. Hayda yani nereden geldi bu? E ben de derim ben şimdi gönüllü takımında olsam Derim ki bu Berkan nereden geldi ya çok antipatik derim. Derim yani hem böyle aşırı seviniyor takımını yükseltiyor hem de çıkıyor dörtte 4 dört, bana böyle bir fark atıyor 20 metre. Ben bu konuşmayı Ama bak şimdi mi? mesela biz bu konuşmaları yaptıktan sonra bende şu duygu daha çok uyanmaya başladı. Gerçekten bak gönüllüler 3 haftadır dokunulmazlığı kazanıyorlar. Ünlülere bakıyorum iyi yarışmacılar geldi yine bu keza bu arkadaşımız çok iyi yarışmacı. Ee, karşı takımda sakatlıklar var. Meryem Sakat. Yine buraya gelen bence İrem'i de ben çok kötü yarışmacı olarak görmüyorum. Hani Motivasyonun bir şekilde ünlülere kayması gerekirken e, kızları konuşuyoruz. Ünlülerin kadınları? Yok. Yok, ortada yok, yok. Erkeklere bakıyoruz. Şimdi mesela tamam. hani Berkan'a itici belki biraz antipatik dedik. Sen öyle demiyorsun. E şimdi ünlülerin erkeklerine bakıyorum. Mert'le Barış mesela Semih Ondan bahsedecektir. Mert ve Barış Berkan'a çok da sahip çıkmıyorlar mesela. Onların da çok sevdiğini ben düşünmüyorum Berkan'ı. Bilmiyorum ama. Şimdi ben Berkan'ı eleştirdim burada. Tarzını eleştirdim. Bana çok uzak bir tarz beni de rahatsız edebilir. Ama ben orada olsam Berkan'a bir şey demem. Onun kendi tarzı. Kimseye hakaret ediyor mu arkadaşımız? Hayır. Kimseye küfür ediyor mu? Hayır. Yok. Bir şey yapmıyor. Bağırıyor. Tahrik ediyor mu? Evet bence tahriktir ama bu tahriğin bir yaptırımı yok. Tahrik edebilirsin. Tatlı atışmalar e, kategorisini alıyorum ben onun yaptığını. Bu, e, İhsan dediği gibi biz geçtiğimiz senelerde daha farklı şeyleri gördük. Tahrikse birbirinin sepetine top atmalar, Üstüne top atmalar, bayrak fırlatmalar nelerini gördük. Yani belki tahrik ediyor ama bu oyun içerisinde olan bir tahrik. Bu rahatsız edici olmamalı bu kadar da. Ama arkadaşımızın tarzı bana biraz uzak. E, yakın tarihte Barış ve Mert'le çok e, sert bir tartışmaya veya kavgaya girerlerse hiç şaşırmayın. Eli kulağındadır ben de bunu söylüyorum. Peki söyleyeyim. şimdi artık bir konseye dönmenin vakti geldi. Çünkü konseyde bugün bizim beklemediğimiz <laughs> şeyler oldu. Murat abicim seninle başlamak istiyorum. Çünkü ünlüler takımının sanki bir kronolojik sırası var. Bu sırada sanki bir kitaba yazılmış. Gelen gidiyor. Bazı zayıf halkalar var. Onlara zaten gideceği önceden deklare ediliyor falan Hani böyle herkesin yaşayacağı kaderi önceden ona söyleniyor gibi bir durum var. Ama bugün kadın yarışmacılar yani Aycan, İrem ve Aşkım belki de kendilerinin potada olacağını hissederekten bir tepki koydular ve Barış'ı yazdılar. Ki Barış da bu durumdan bayağı huzursuz oldu ki kendi arkadaşları da zaten Barış'ın bu durumdan tedirgin olduğunu... ...Sercan falan kimle konuşuyorlardı? Sercan vardı, Berkan vardı. Aralarında evet, sohbet vardı. ediyorlardı. Şimdi konseyi nasıl değerlendiriyorsun? Ünlüler Adası'ndaki bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Doğru eksilme diyorlar diyorlar. Üç haftadır adam eliyorlar. Şimdi bir kere Barış... ...biraz önce de söyledim. Bana göre bütün yarışmacılar içerisinde... ...en ağır... ...ağır başlı... E, ...ne dediği belli olan... Abuk subuk konuşmayan, abuk subuk tartışmalara girmeyen falan bir adam. Zaten halkta barışı birinci ile yaptı değil mi? SMS'le barış ya, birinci. İki, ya, iki, iki haftadır. Birinci. İki haftadır birinci. Şimdi bir adam eğer Türk toplumu bakıyor şimdi. Türk toplumu bakıyor mesela orada ne tarz adamlar var? Mesela bağırıp çağıran adamlar var. Her dakika kavga eden adamlar var. Abuk subuk konuşan adamlar var. Fakat Türk halkı iki haftadır neyi seçti? Oturaklı adamı seçti. Barış oturaklı bir adam. Fiziği güzel, oturaklı bir adam. Barış'tan karşı karşıya konuşursan, Barış sana bir şey anlatırsa dinlersin. Yarım saat, bir saat dinlersin. Bana Barış, ben Barış'ı çok beğeniyorum. Ve hak ettiğini de düşünüyorum. Yani halkın bu oylarını hak ettiğini düşünüyorum. Ve Barış da sevdiğim bir huyu da, Barış'ın bu huyu bana benziyor. Ben de mesela sporculuk yaptığım dönemlerde ciddiyet isterdim. Eğer bir maçta biz yenmek istiyorsak, bir hedefe odaklanmışsak, rakibi devirmemiz gerekiyorsa ciddi olacağız kardeşim. Ciddi konsantre olacağız. Orası gırgır gır yeri değil. Çocuk söylüyor. Diyor ki gırgır gır yapacaksanız nerede yapın diyor. Konuş bakalım mıydı? Anlat, anlat bakalım. anlat, bakalım. da. Anlat bakalım da yapın diyor. Bir de oynat bakalım var biliyorsun. Ha oynat bakalım senin. <laughs> Eyvallah estağfurullah. Rating, rating rekortmeni. Bir de Bay vardı. O geçti gitti. Şimdi <laughs> e, bu durumdan da Barış bana göre kadınlar inanılmaz strateji hatası yapıyorlar. Ya orada o kadar yarışmacı varken siz Barış'ı filan ne yazıyorsunuz kardeşim? Barış size ileride lazım olacak. Barış çünkü oturaklı bir adam, faydalı bir adam. Ha Barış'ın en sevdiğim huyu ne diyordum orada laf şey oldu. Barış diyor ki ciddiyet istiyorum kardeşim ben. Siz burada ben biz yarış yapıyoruz bir hedefe odaklanmışız gülenler var diyor. Şimdi kim gülüyor? Onu da söylemiyor. İki kişi gülüyor diyor. Bu gülenler beni diyor çok diyor gıcık ediyor diyor. Yani şimdi olacak iş mi abi? Yani bir takım oyununda siz ne gülüyorsunuz abi? Bir ciddi olun ya. Ben Barış'ın Barış tam benim beğendiğim tarz bir adam ve Barış'ın yani bundan kızların sonra, tepkisini Barış yazmasını siz doğru bulmuyorsunuz. Doğru bulmuyorum. Kızlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şaşırmışlar kendilerini. O kadar iç, adam içinde Barış yazılır mı ya? Semi. Yazılır tabii ki. Çok doğru. Bana yaptılar. karşı gelecek ya yazılır. Çok da iyi yaptılar. Barış eğer halktan desteği almadan racon keserek adaya girseydi ben tutarlı bir arkadaşımız derdim sözünün arkasında bu adamın tarzı bu derdim ama sessiz sakin soteye yattı bekledi 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 bir hafta birinci oldu tamam dedi ikinci haftada birinci olunca Röportajda diyor ki herkes haddini bilecek, şöyle olacak, bana abi diyorlardı, şu olacak, bu olacak. Aa onunla ilgili Mangal'da çok. Mangalda Ben onlara diyor, onlara diyor 39 bölümden sezonluk evet. dizi çekerim, hadlerini bilsinler evet. tarzında bir açıklaması yani var. Bu. Raçibe diyor. Şimdiye kadar diyor ama çok bir anda konuşmayan bir Barış'ın çok yüksek perdeden evet. konuştuğunu evet. gördük Evet. Biz Mert'i eleştiriyorduk herkese e, tahakküm kurmaya çalışıyor, Yasin herkese emir veriyor gibi konuşuyorduk ama Barış sessiz Barış. Öyle bir üst perdeden konuştu ki, öyle bir tepeden konuştu ki ben hayretler içerisinde dinledim. O da aldığı destekten geliyor. Destekten geliyor. ismi Acun abi açtıkça isimleri. Barış'ın ismi çıktıkça Barış'ın yüzündeki şaşırdı. Şaşırdı ve yüzündeki ifade ne biliyor musunuz? Siz kimsiniz beni yazacaksınız. Şimdi o neyi bekliyor biliyor musunuz? Oylama e, SMS açıklansın. Bakalım yine o mu çıkacak e, SMS'ten birinci yoksa çıkmayacak mı? Çıkarsa da tavrı farklı olacaktır bu saatten sonra. Birinci çıkarsa da bence çok daha sert bir barış göreceğiz. Ama bu sertliği, geçir, e, e, vitesi arttırınca halk tarafından destek mi görecektir bunu bilmiyorum. Vitesi düşürürse, ismi diyelim birinci çıkmazsa yine farklı reaksiyonlar gösterecektir. Orada da bakalım halk ne e, takdir verecek bir dahaki oylamada. Her harikarda barış farklı reaksiyonlar gösterecektir. Barış dokunulmazdı. Barış'a şu an dokundular. Dokundukları için farklı bir reaksiyon gelecektir. Ben izliyorum, merak ediyorum. Peki ünlüler arasında şunu da sana sormak istiyorum. Ciddi derecede şimdi insanların biliyorsun hani insanlar kaybettikleri zaman veya başarısız oldukları zaman suçlama ihtiyacı hissederler. Kadınları suçluyorlar. Şimdi haklı olabilirler. Belki insan da istatistikleri veriyor zaten ama suçlayarak suçlayarak nereye kadar? Ben burada Murat abiye de katılıyorum. Tamam kadınlar çok başarılı değil ama biraz da bu iş takım işidir, motivasyon işidir. Sen kadınları toplayıp hadi bakalım biz beraberiz, şuradayız, bir takımız bu işi beraber halledeceğiz dedin de mi yapamadılar? Yani erkeklerin arasında hep kadınlarla ilgili bir e, dedikodu dön dönüyor desek. Bah, yani. Kadınlar biraz motivasyonla, yani motivasyon edilmeli. Kadınlar daha duygusal olduğu için hep o desteği görmeleri gerekiyor. E, bu senede maalesef ki erkekler hep kendi alanında kümeleşiyorlar, adada olsun, oyun alanında olsun oyun konuşuyorlar mesela. Sen 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 biz çıkalım diyorlar. Sonra dönüyorlar diyor ki siz karar verdiniz mi? <laughs> yani e, böyle bir tavırları var. Mert var orada. Sercan kafasına göre takılan bir arkadaşımız. Perviz zaten hiçbir şey sesini çıkarmıyor. Yani oradaki karakterler, erkek karakterler zaten liste yapmışlar dediğin gibi. Kadınları e, tek tek sıraya koyup eleme planları var. İstemiyorlar zaten onları. Derya giderken zil takıp oynayacaklardı. E, konsey konsept vedasından bahsetmiyorum. Hani onun gittiğinden çok mutlu oldular. Bu çok açık. Yani bu sene kadınları istemeyen bir ünlüler takım var. E sen istemezsen karşındaki insan da bunu anlıyor. Hatta siz bunu dile de getiriyorsunuz. Dile de getirirseniz o insanlar da orada istenmediğini bile bile motive olamıyorlar. Haliyle başarısız oluyorlar. Başarısızlığı biraz da erkeklerin bu tavırlarına da bağlamak gerekiyor. Öyle de düşünüyorum. O erkekler de bir dönüp kendine baksın. Niye acaba bu kadınlar bu kadar başarısız? Niye e, istediğimiz andımanı alamıyoruz? Motive etmeye çalışıyoruz. Melisa. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir gözlük takmış bir Barış var. Hı. Hani etrafı izleyen. Hani gözlüğünü çıkardı. Hani bu artık bu şeyden sonra, konseyden sonra. E, şu şekilde tamam bir şeyler düşünüyorsun, çok doğru konuşuyorsun ama faaliyete geçmiyorsun. E, bunu uygulaman lazım. Yani adada tamam bir Mert var, bir Barış var, fikren bir Barış var. Ama bedenen yok, ruhen bir Barış var. Biraz daha böyle aktif hani e, Mert'in yanından biraz daha sıyrılması gerektiğini düşünüyorum. Bireysel olarak. Ben katılıyorum hı hı. E, söylenenlere. E, şöyle bir şey eklemek hı. istiyorum. Şimdi e, Barış fazla bir şey yapmadan çıktığı konserlerde iki tane birincilik aldı yani. Veya ilk ikiye girdi. O birincilik aldığını bilmiyor ama iki kere ilk ikiye girdi. Ve fazla bir şey yapmadı bunun için. Sadece durdu. Ne bir münakaşa yaşadı, ne birinin hakkını savundu. Ne çıktı parkurlarda inanılmaz böyle parkurları birinci bitirdi filan. Normal. Diğer yarışmacılar kadar yarıştı. Ve neredeyse hepsinden daha az konuştu. Ne böyle Doğuzgün'ün röportajını gördüğümüzü hatırlıyorum. Ne bir olayda varlığını hatırlıyorum. Ve de yani taşı altına elini sokmadı. Mesela şimdi dokunulmazlıklar var. Dün akşam diyoruz ki en kütleli iki metre bir adam yapılı. Yani orada onu tutması lazım artık. Hani fazla da yorulmadı. Hiç oralarda yok. Yani dokuz dokuz durum. Ben oradan tuttayım da girmiyor topa. Şimdi bugün mesela bir daha bakıyorum. Fena da değil. Parkuru da iyi götürüyor. Kim oynasın falan deniyor. Barış oralarda yok. Tabii. Sen şimdi Survivor gibi bir yarışmaya gelmişsen yakışıklı adamsın. Aslan gibisin. E üst üste birincilikler de alıyorsun. Senin bir yerlerde bir şey göstermen lazım artık. Yani işte bak bir anda kızlar onu uyandırdı belki de. Şimdi onun da röportajları değişti. Filmlerden falan bahsetmeye başladı. Dizi çekecek, film çekecek bir şeyler söylüyor. Yani bundan sonra daha değişik bir barış izleyebiliriz. Yani olumlu da olumsuz da olabilir. Ama yani Biraz da taşın altına girmesi Ama lazım. Sana Sen. bir destek atayım mı? At bakalım. Ee, bugün ne yaptı? Seçme onlardaydı. Tayfun'u seçti. Bugün oynadığı isimleri söyleyeyim. Bir Tayfun'la oynuyor, bir Ceyhun'la oynuyor. İşte bunu da düşünmek lazım. Hayır, ben onu oynamıyor diye eleştirmiştim zaten kendi programda. Oynamalı. Yani seçme hakkı verilmiyorsa Ama öyle Sen demiyordu ben, ya. Ben oynama. en iyilerle oynamaya geldim buraya dedi ya. Evet öyle demişti. şimdi Ay, oynamalı. Ceyhun ne oluyor? A Açıklaması en iyilerle oynamaya lazım. geldim deyip bakın Ceyhun'u seçmiyorum, Tayfun'u seçiyorum. Diğer röportajı var ya. Bu <laughs> Tayfun'u e, tamam da yani hani Tayfun'u seçiyorsun da e, i̇şte Tayfun'a da helal olsun. Tayfun 3'te 3'te 3 yaptı. <laughs> Ama Tayfun'a ne dediler? Onu söyle artık. Tayfun'a. Hor gördü Tayfun'u. Yok yok Tayfun'a tabii Tayfun'a e, kenardan mert bench'ten şunu söyledi. Sporcu değil, bir şey değil. Gıcık oluyorum bu adama. Geliyor, atıyor velet. Yani ya bu bu ne, nedir ya? Hakikaten nedir? Şimdi bu Tayfun çok efendi. Değil mi? Tayfun'a baktığın zaman Tayfun hakikaten hani ailemizin çocuğu gibi bir çocuk. Tayfun'dan evet. zarar gelmez kardeşim. Yani bakışları falan da naif. Ya Tayfun'dan kimseye zarar gelmez. Tayfun kendi halinde efendi, dürüst, karakterli bir çocuk. Yani ben Tayfun şimdi adadan beni arası Murat abi desin. Adaya gider onu alır İstanbul'a getiririm yani. Yardım ederim. Çok iyi bir çocuk. Candan bir çocuk. Ama şimdi sen bu tarz bir adama bir de Çocuk başarılı da olmuş. Bütün oyunları falan kazanmış. Kenardan şimdi işte bu çocuğa velet melet. Bunlar güzel şeyler değil ya. Hakikaten değil. Yani bu adam şimdi bunu hak ediyor mu? Bu velet de kazanıyor. Beni hep geçiyor. Bizi hep geçiyor. Bunlar hakikaten güzel şeyler değil. Yani Tayfun bunları hak etmiyor yani. Onun için de çok gereksiz laflar olarak görüyorum. Evet yani, İhsan? E, evet yani burada Mert'in çok kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum. Hani böyle biraz üst perdeden konuşuyormuş gibi duruyor ama biraz da böyle hakkını veriyor konuşmada. Ya bu çocuk da gün geçtikçe iyi oluyor gibi bir konuşması var. Yani ben bunu burada... geçiyor falan. Evet evet onu diyor. Ama Abi küçümsemiyor bir isper, bir küçümseme Küçümsemiş, küçümsediği adam büyümüş onu anlatıyor yani. Ben burada şeye takıldım. Dün söyleyemedik abi. Dün konusu vardı. Semih'le notlarımızda vardı. Bugün de. Hem cumartesi günü dokunmazlık oyunda hem pazar bugünkü dokunmazlık oyunda Tayfun'un inanılmaz hakkını yedi arkadaşları. Bir, dün hatırlıyorum. Dün Tayfun tutuyor. Kütlesi belli. Kimle? Yani iyi bir yarışmacıyla tutuyorlar karşılıklı. Tayfun 52 kilo taşıyor. Rakibi 42 kilo taşıyor ve Tayfun bırakıyor elinden. Ya 10 kilo. Orada yani suç kimde? Atıcılarda. Atıcılar 10 kilo fark yemişler, yedirmişler arkadaşlarına. Tayfun onlar yüzünden 10 kilo fazla tutmuş dakikalarca ve bırakmak zorunda kalmış ki zaten dünün rekoru 50'lerde yani. Hani 52 iyi bir kilo. Sen dönüyor Ardahan. Kardeşim tutmuyorsun, etmiyorsun, mücadele edeceksin. Evet. Biraz daha şey. Hakkını yediler orada çocuğun. Ardan çok iyi bir yarışmacı ama yakışmadı. Çünkü sen atamamışsın Ardan'cığım. Kusura bakma da orada kızacaksan kendine kızacaksın. Hatta arkadaşından özür dileyeceksin. Şunu yapması lazım yani. Ya hakkını helal et Tayfun. Sana çok ağır tutturduk. 10 kiloda fark yedirdin. Bizim yüzümüzden kaybettik. Demek yerine arkadaş gidiyor Tayfun'a diyor ki tutacaksın ya tutacaksın böyle olmaz diyor. Bu birinci hakem mi? Evet. Bugünkü ne geçiyor? E, ona, da destek vereceğim. Tayfun'un e, Tayfun'un bir alttan alan bir tavrı var. Daha mülayim bir arkadaşımız. Çok mülayim. Mülayim olan kişinin üzerine gitme gibi bir durum söz konusu. Yani ben de onu hissettim. İkincisini bugün söylüyorum. Bugün şimdi ayakta kalan tek erkek yarışmacı gönüller takımında Tayfun. Bak ne diyorum? Ardahan 2'de 0. Yasin 3'te 0. Burak 2'de 0. Cemalcan 2'de 0. Arkadaşlar vermişler oyunları. Bir tane de Ceyun abi vermiş. 10 tane oyunu zaten karşıya bu arkadaşlar vermiş. E şimdi bunların sadece karşıya dik duran tek erkek yarışmacı Tayfun. 3'te, <laughs> 3'te 3. 3'te 3 yapan Tayfun kimler çıkacak Bestofa deniyor? Bayrak yarışına kimler çıkacak deniyor? Oradan Ardağan'la Yasin çıkıyor. Ya bu çocuğun da hakkı yok mu orada? Kardeşim sen bugün inanılmazsın. Bu parkur senin için. Tayfun gerçekten sen de formdasın. Gel bitir bu işi denmesi gerekmiyor mu mesele? Şey Helal sorayım. olsun seni. ...ayakta alkışlıyorum. Bravo, alkışlıyorum... ...çünkü evet, neden... ...bize her yıl eleştiri geliyor... ...izleyiciden de... ...algı yapıyorsunuz... yarışmacı arkadaşlarımız da çıkınca bunu söyleyebiliyor... ...bizim burada konuştuklarımızdan rahatsız olanlar olabiliyor... ...ama burada ne... ...aslında biz algıları yıkıyoruz... Arda'nın orada yaptığı Tayfun'a... ...tam bir algı operasyonu... ...biz çok iyiyiz... ...sen kötüsün... ...ama İhsan Tarkan burada ne yaptı... O algı yerle bir etti. Gerçekleri ortaya çıkarttı. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür de ediyorum. Beni çok mutlu ettin şu an. Gerçekler gün yüzüne çıkmalı. Tayfun'u iki gündür hor görüyorlar. Ama Tayfun'un hiçbir eksikliği yok. 10 kilo fazla taşımasına rağmen laf yiyor bu çocuk. Sesini çıkartmıyor. Ama bugün gelecek olursak 3'te 3 yapıyor. İsmi gene e, anılmıyor. Velet kısmına gelecek olursak bu arkadaşımız 28 yaşında. 28 yaşına gelmiş bu adam. Bundan daha kaç tane küçük adam var? Eee mu? mı? Evet. Hiç de göstermiyor. 28, 28. yaşında 28. ama evet. sessiz sakin olduğu için velet yaftasını yiyor orada. Çok 28 yaşındaki bir Çok çindenmez yani. Velet, velet ne demek? Velet çocuk. Çok çocuğa dersin çocuk çocuğa. Ha, velet. Çocuk 28 da. yaşında adama velet diyebilir misin? Çocuk işte. Çocuk demek velet. Yani. Ya, keşke mert bana deseydi onu. Ya keşke bana ben yani onu Ama orada şey mi? kendimi koyuyorum şu an. Duymuyor yani. ki. Ya, Peki duymuyor. şöyle yapalım. Ee, hem <laughs> e, bir şey olamaz Twitter'dan ya. da, Twitter'dan da Zaman Evren diye bir kişi yazmış. Teşekkür ediyoruz. Bir oyundan önce herkesin fikrini almak istiyorum. Sercan'la Berkan oyuna çıkmak için taş kağıt makas yapıyorlar. He. Bir onun DSF'sini en azından döndürelim. Şimdi doğru bir yaklaşım mı? Bu kadar ciddiye aldı hani İhsan Bey diyor ki Berkan oyunları çok ciddiye alıyor, motive oluyor falan. Acaba taş kağıt makas yaparak oyuna çıkmak ne kadar doğru? Görüntüleri de bir hazırsa e, DSF'lerimizde olması lazım. Evet. Kim oyuna çıkacak diye Sercan'la aralarında taş kağıt makas bir de hani birde biten de yapmıyorlar. Hani birde biten yapsan diyeceğim üçte biten diye. Orada mini bir oyun haline getiriyorlar. Murat abi ne diyorsun? La Ne diyeyim yani şimdi? Hiç ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Şimdi biz de spor yaptık. Çok hayati bir maça çıkıyorsun. Dokunulmazlık veya maçın içindesin. Filan falan. Sağın ortasında bu tarz bir seçim yok. Onu mu yapalım, bunu mu yapalım, oyun filan. Ciddiyet, şey bunlardan bahsediyor işte. Adam boş konuşmuyor yani. Barış. Bu tarz şeylerden bahsediyor. Bu hareketleri doğru Ya söyleyeyim. hem hareketleri hem gülmeleri filan falan. Yani böyle bir şey olabilir mi abi? Orada çok ciddi bir oyunda bu tarz hareketleri ne işi olur ya? Orada sen gırgır gır mı yapıyorsun ya? Yani? Melisa söyleyecektim unuttum zaten. Başından beri oyunlarda strateji hatası yapıyorlar. Ya barış çıkıyoruz ki en güçlü adamı alacağım diyor. şimdi örnek vereceğim buradan bakmadım. Sercan Cemal Can'ı alıyor. Mert Yasin almış. Hem başından beri zaten. Hem bayanlarda olsun hem erkeklerde olsun strateji hatası var. Bu taş kayıt makası hiç tasvip etmiyorum. Lillabayilikten başka hiçbir şey değil. böyle giderlerse zaten hem aç kalırlar hem de verirler. Adadan herkes Bunlar yavaş Bunlar 3 tane dokunulmazlık kaybetmişler. Taş kağıt makas oynuyor. Ya taş kardeşim abi, ben 3 şey. tane dokunulmazlık kaybedersem vallahi billahi sabaha kadar uyuyamam. Orada ne yapacağımı şaşırırım. Bunlarda öyle bir şey yok. 3 tane dokunulmazlık kaybetmiş. Hala artık bu şeyi kırmak için adam artık hayatını ortaya koyacakken Dındırı dındırı mındırı nedir bu abi? İ İhsan. Ee, yorumlara katılıyorum. Yani e, özellikle dokunulmazlık gibi önemli bir oyunda Tamam durum 9-7 öndeler biraz motivasyon olarak daha yüksekler yüzler daha çok gülüyor bir oyun kazansalar oyun bitecek durum 9-7 2'de 2 yapan Sercan ve 2'de 2 yapan Berkan hangimiz oynayalım diyor taş kağıt makas bir şey oynuyorlar yani e, böyle karar verilmemeli yani dediğin gibi abi çok ciddi bir oyunda oturup taş kağıt bilmem ne oynayacağına hangisinin motivasyonu daha yüksek olduğunu strateji yapmaları gerektiğini belki orada Perviz de oynayabilirdi 2'de 2 o da yapmıştı. Veya sen şimdi bunu kaybedersen ben bayrakta oynarım. Yani bu konuşmaları görmek bizim daha mutlu ederdi aslında. hani Yani, yani çok kura çekiyorlar olacak yani. Olacak şey değil. Peki gibi. burada bugün aslında çok benim dikkatimi çeken İrem'in bir sözü vardı. Bunu da bence konuşmamız lazım. Hani konuştuk ama detaylı benciller bir açmak... Benciller hayallerini oynadılar Tabi. Tabii nasılsa güçlüyüz, elenmeyiz, benciller bazı kişilerin hayalleriyle oynuyor diyor İhsan. Bununla ilgili de fikrini alalım? Valla şimdi ben Survivor izlerken bu akşam dedim ki yani eğer ünlülerden... ya bunun bu, çok özür dilerim bunun niçin söylendiğini de söyleyelim İrem'in bir röportaj sırasında hani bir dokunulmazlık kaybedişinde yaptığı bir röportaj barış nasıl olsa söylüyor, güçlüyüz barış için, barış için söylüyor nasıl olsa güçlüyüz elenmeyiz benciller bazı kişilerin hayalleriyle oynuyorlar diyor yani şöyle bir daha baştan alayım şimdi Survivor izleyeceğiz diyorum ki bu akşam eğer ünlüler kaybederse kim gider aklıma gelen isimlerden biri de İrem ya şimdi İrem gider falan düşünüyorum e, ben buradan düşünüyorsam onlar onun içerisinden daha çok düşünüyor adam onunla yatıyor kalkıyor zaten İrem mesela ve diyor ki ya haftalardır işte birinci olan Barış var, Ersin var, eşini burada sözü geçen bir mert var. E yeni gelen hızlı bir Berkan var, Ersin abi falan. Şu bu sayıyor isimleri. Ya burada diyor herhalde ben giderim diyor. Ve oyunun kaybedildiğini, iyi motive olmadığını düşününce de e, o riski hissettiği için de bu dokunaklı cümleyi ediyor ki yani doğru bir cümle. Yani bana geçti mesela. Doğru bu cümle. bir cümle de. Şimdi bence şöyle bir soru sormak gerekiyor. E, sen diyelim zayıfsın. Tamam mı? Senin hayalin beni bağlıyor mu? O, onu da bir sorgulamak lazım. Evet o da var. Zaten şu da evet. var. İr, yani İrem çıkıp 5'te 5 beş yapsa birisi, biri onun hayaliyle oynasa daha da geçecek bu cümle. Ama Tabii. İrem de çıkıp şimdi çok başarılı olamıyor. E, o zaman da yani senin hayalinle oynanmıyor aslında. Sen başarılı olacaksın. Ama dün cümle. başarılıydı. Bugün ya dün de başarılı değildi yani oynatmadılar mesela o şeyde. Ya, <laughs> ya, yani burada iki, iki tane bakış açısı var. Yani bence onun söylediği de doğru hayallerimizle oynuyorlar diyor. Sen çok güçlü olabilirsin ama ben belki zayıf olabilirim. Sen benim için de mücadele et ki sen daha çok yücel. Bunu yapmadıklarını düşünüyor kız. Haklı, güzel bakış açısı. Ama güçlü olan da şunu da düşünebilir. Ben buraya yeni geldim. Bu kişiyle de bir gönül bağım yok. Daha yeni tanıştım. Uzun vadede de belki arkadaşlık yapmayı da bir düşünmüyorum onunla. Zaten takımıma da zarar verdiğini düşünüyorum. Onun için kendimi de çok fazla yıpratmayı düşünmüyorum bu bakış açısı da olabilir. Şimdi Bu da sözünüz, yani hani Reklam arasına gitmemiz lazım ama reklam arasının reklamlardan sonra Meryem, Yunus Emre ve Gizem'in sakatlık durumları ile ilgili İhsan'dan bilgi alacağız. Bunları da hatırlatalım. Murat abiyle Melisa'nın da fikirlerini alacağız. Reklamlara gidiyoruz. Evet efendim Survivor X'de kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Melisa'nın da fikrini almak istiyorum İrem'in açıklamasıyla ee, İrem ilgili. İrem'in açıklamasıyla ilgili derken şunu söylemek istiyorum. Dokunmazlıktan sonra ben orada gülen bir Elif görüyorum. Yani hani şeyden, labaylıktan falan bahsediyorlar. Hani bizim hayalimizde oynuyorlar falan diye. Bir kişiden değil, takımın tamamı bu zaten bu aynı fikirde. Dokunmazlık oyunu zaten daha başlamadan, daha oyunun dokunmazlık olduğunu bilmeden parkurlara giderlerken daha kim modunda olduğu için bütün takım. Bütün sorun zaten buradan başlıyor. Buradan başlıyorsun. İş sana hemen e, edindiğin kadar bilgileri soralım. Meryem, Yunus Emre ve Gizem ne diyorsun? Sıralama aynen senin saydığın gibi. Yani haberini aldığım şekilde şu Meryem'inki daha ciddi, Yunus Emre'ninki orta karar, Gizem'inki anlık bir sakatlık gibi düşünüyorum. E, Meryem'in geri dönüp dönmeyeceğini zaten Acun abi açıklıyor ama yani geri dönerse bence öyle bir haftaya falan dönemez. Yani bir kere bir 3 hafta Meryem zaten olmaz. Zaten ciddi dediğine göre en az 2 hafta. Yani 3 yani haftayı bir kere gözden çıkarmak lazım. Dönecekse 3 hafta ama Yunus Emre'nin ben bir hafta daha dinlendirilip oynayacağını düşünüyorum. Sağlarda döneceğini düşünüyorum. Gizem'in sakatlığının yani gördüğüm kadarıyla bir bilgim yok ama Gizem'in sakatlığının sanki böyle 2-3 günlük dinlenmeyle geçeceğini düşünüyorum. Peki e, performans birincilerinde hemen ne söylemek istersin? Evrim, Yasin, Mert, Elif. O çok hızlı bir şey söylemek istiyorum. Yani mesela Yasin 7 puanla o tarafın birincisi oluyor ama Yasin'den yüksek puan alan Mert 17, Berkan 15, Barış 12, Perviz 11, Sercan 9 var. Yani bütün aslında ünler takımın erkekleri neredeyse gönüller takımın birincisinden daha çok puan almış. Ama gel gelelim bu tarafta Yasin birinci oluyor takımından kaynaklı. Demek ki ünlü erkekler bir seviyede, gönüllü erkekler de başka bir seviyede. Evet teşekkür ediyoruz. Murat abicim selamlar var galiba. Evet şu anda Selamlar İnanılmaz beklik. seyrediliyoruz ve Selamını selamlar da geliyor. Emin Allahç. Oo, Emin abimiz. Emin, abimiz Emin, Emin abi. abimiz canımız ciğerimiz. Survivor'u bizim masayı çok sıkı takip eder. Çok önemli tespitleri vardır. E, yorumlarını da bekliyorum. Her Emin şeyimize abi. karışıyor Emin abi. Şunu giyin şu renk size yakışmış onu yapın bunu yapın. Yani Survivor ekstra ile yaşıyor. Emin Allahç'a buradan selamlar bir de Emin abicim fikirlerini almak Tabii. için yanına geleceğiz bizi bekliyormuş zaten bir de sevgili yine bir efsane Hacı abi Hacıdan Hacı abi Aha. de bizi izliyormuş of, 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 of. sevgili Hacı abiye de buradan Hacıdan'a selamlarımızı iletiyoruz. Hacı abi yakında geliyoruz tekrar. Yalnız evet. e, Hacı abi de Hede der ya. Hacı Hede, abi Hede he, diye. He. Yani e, Hacı abinin kebabını yemeyen evet. ben kebap yedim demesin yani. Evet, onu da, doğru onu şey. bir kenara evet. koyalım. Bana diyetim bozdurdu. Aa, evet, Onun Melisa, diyetimi bozdum, diyetim bozdurdu. Bana diyetimi bozdurdu. Diyetimi bozdur dedi. Efendim. Bu arada Kris ve İzlem çifti de bizi izliyorlarmış efendim. Buradan hem Kris'e hem İzlem'e... Kocaman öpücükler, selamlar. Allah mutluluğunuzu daim etsin diyelim. Var mı selam gönderecek? Gökhan Özdemir var her zaman. Gökhan Aha. Özdemir her zaman bizden selamını ister efendim. Acun Medya'nın Ronaldo'sudur. Başka? Aynı zamanda bu seneki seçimleri Bu seneki seçimlerde de Gökhan de çok pay sahibi. <laughs> bu seneki seçimlerde de çok pay sahibi. Bir dakika sahi. bir dakika Onu, bir tane daha geldi. Onu da söyleyeyim. Tamam evet. Ee, Serdar hocamız yok mu bizim? Aa, Alanya'da. Alanya'da. Alanya'da Serdar, Serdar. hocamız. Ama tamam Serdar hocamızın ee, kaynanası, kayınvalidesi Ayşe Yanal Efendi bizi izliyormuş. Buradan Ayşe Yanal Efendi'ye, kayınvalidesine de selamlarımızı iletiyoruz. Evet Serdar Hoca'ya da selam gönderiyoruz. Var mı? Kapatıyorum. Efendim Survivor Ekstra'nın bu gecelik sonuna geldik. Ee, yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.